Gerçekten benim yani daha önce de uyguladım, hoşuma gitti ve sonuç aldım. Şu anda da uyguluyorum ve sonuç alıyorum açıkçası. Bu da arkadaşlar para parayı çeker olayı. Yani çekme, yani bu çekme yönteminin bir tanesi de aslında hani elinizde bir miktar para kazanmak istiyorsan bir miktar parayı arkadaşlar harcamamanız gerekiyor. Tutmanız gerekiyor yani kesinlikle. Biriktirmeniz gerekiyor. Bunu hatta şöyle bir örnek vermiştik. Bunların hatırlar. Mesela ya en basit adam dileniyor. Dilenirken kesesine veya işte poşetine neyse arkadaşlar kendisi miktar para koyuyor. Aslında o parayı koyan kendisi. Yani çünkü bomboş bir şeye kimse para atmaz ama birileri para attığında yani işte para gördüğü zaman arkadaşlar sen de para atıyorsun yani. Ama hiçbir şey yoksa sen de vermiyorsun. Öyle böyle acayip bir şey var açıkçası. Ya da bakın bu çekmekten bahsediyorum. Parayı çekmek. Yani adam parayı çekmek için ne yapıyor? Bir miktar oraya para koyuyor. Çünkü para parayı çeker mantığı var ya. Yine başka bir örnek mesela. Yani sadece parayla ilgili değil tabii bu. Mesela diyelim ki adam ördek avlıyor. Ördek avlarken işte sazların arasına böyle sahte ördekler koyuyorlar. Yani böyle yukarıdan bakınca çünkü sonuçta ördekler tepeden geçiyor böyle sürüler halinde. Tepeden bakınca işte sazların kenarında, gölde sazların kenarında ördekler var. Ne yapıyor arkadaşlar? Yani onların nazarında yani orası demek ki ördek varsa orası güvenli bir alan. Hemen yavaş yavaş inmeye başlıyor. Bunlar da onları indiriyor açıkçası yani. Velhasıl bakın ne yapıyor? Çekmek için başka bir ördeği kullanıyor. İşte bu anlamda arkadaşlar para ya yani para konusunda şimdi tabii ki birçok çalışıyoruz, ediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyorsan da arkadaşlar ya bunları da mutlaka uygulamak gerekiyor. Şimdi kazanılan paranın ne kadar olursa olsun arkadaşlar kesinlikle 100 lira kazandıysan bu işten yani birkaç sabun sattın 100 lira, 150 lira, 200 lira karın oldu velhasıl. Arkadaşlar bu karın kazanılan paranın kesinlikle yok tamamı harcanmaması lazım. Veya tamamı ürüne yatırılmaması lazım. Bir miktar mutlaka bir kenarda para olması şart arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü para parayı çeker diye bir mantık var. Ben o yüzden mesela dedim ya emekli oldum bir yere yatırdım parayı. Kesinlikle harcamıyorum. Şu anda yani kafam beynimde arkadaşlar kendimi muazzam zengin hissediyorum mesela. Ve inanın bana bu işime yansıyor. Çok samimi söylüyorum bu işime yansıyor. O yüzden ya borcunuz bile olsa arkadaşlar bakın bu bazı işte şunu diyebiliyor ya hocam ne biriktirmesi borcumuz var. Arkadaşlar doğru ama dediğim gibi yani ufak ufak kazanılan parayı işte 50 lira kazandıysan ve 100 lira kazandıysan 50 lirasını ya da 30 lirasını mutlaka bir kenara arkadaşlar biriktirmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş hatta şunu hedefleyebilirsiniz mesela. Diyelim ki bir kenara 50 lira koydun. Hedef koyman lazım. Ben bunu haftaya iki katına çıkaracağım. Ya da işte bu ay içerisinde bu parayı üçe katlayacağım. Arkadaşlar zenginler bunu yapıyor. Yani böyle bir hedef koyuyorlar açıkçası. Yani sürekli üzerine koyma çabası. Yani hatta şöyle bir şey var. Instagram'da çok görmeye başladım son zamanlarda. İşte şey diyor, fakirler pahalı şeyler alıyor, zengin göstermeye çalışıyor. Yani kendini zengin gibi göstermeye çalışıyor. Ama zenginler bunu yapmıyor arkadaşlar. Zenginler bunu yapmaya ihtiyacı yok. Yani kendini zengin, adam zaten zengin yani. Zengin gibi göstermesine gerek yok. Böyle her şeyin iyisini al, pahalı mekanlara git, oralarda otur falan filan. Oralarda Starbucks'a git, hatta işte markayı çekiyorlar falan filan. Arkadaşlar bunları yaparak zengin olma şansımız yok. Kesinlikle harcayarak değil. Zenginlik harcayarak olmaz arkadaşlar. Zenginlik biriktirerek oluyor. Yani bunu ben çok iyi anladım açıkçası. Biz zaman zaman yaptığım bir şey. Ya şu an daha da güzel bunu. Tabii herkesin böyle bir şansı olmayabilir ama ya illa büyük para yapman şart değil. Ya küçük paralarla bile arkadaşlar kesinlikle bir yerde beyni ya evinizin bir köşesinde bir yerde neyse artık yani para biriktiriyor olmanız lazım. Para biriktirmeden kesinlikle sizin para sahibi olmanız yani büyük para ekmeniz mümkün değil. Bilmiyorum bunu tabii ki yapma şansı o kadar kolay değil ama yani herkes yapamayabilir ama herkes büyük parada yapamayabilir.